بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الله سبحانه وتعالى برجة قارلارمزدن قرآن شايدالاردن رازي بوسن. Aynan bugünlük günde Qur'on nozil bo'lgan ushbu muborak ayyomlarda har birlarini tilovatlarini Parvardigori olam o'zini dargohida husni qabul eylasin. Ko'pchilik qorilarimizni so'ragan savollari aynan biz ajam bo'lganligimiz, ya'ni arab bo'lmaganligimizdan va bizni tilimizda u ayn harfi aslida bo'lmaganligidan ko'pchiliklar yana aynan mubtadiylar Qur'oni Karimni tilovatini endi o'rganib boshlaganlar ayn mahrajida, ayn talaffuzida qiynalayotganliklarini aytib, ko'plab savollari bilan murojaat qilmoqdalar. U savollarida aynni chiqarishlik holatlarida eng yaxshi uslub yoki aynni qaysi bir uslub qo'llagan holda yengil chiqarsa bo'ladi? Yoki aynni chiqarishlik uchun nima mashqlar qilishligimiz kerak deya bu savolni takror juda ko'plari so'ramoqdalar. Albatta, aynni chiqarishlikni birinchidan mahrajiga e'tibor berishligimiz kerak. Ya'ni aynni chiqadigan o'rniga. Hazrat Imom Jazariy rahimahullohu ta'ala mahraj bobida summa li aqsal halqi hamzun ha'u va min wasatihi fa'ilun ha'u dedilar. Halqumni eng so'ngidan hamza va ha chiqsa summa li aqsal halqi hamzun. So'ngra o'sha halqumni eng so'ngidan hamza va ayn chiqadigan bo'lsa endi va min wasatihi fa aynun ha'u dedilar. Halqumni o'rtasidan esa bu ayn bilan ha chiqadi. Xo'p, halqumni so'ngi qayer deyilsa har birimiz o'zimizni jismimizda ushlab ko'rishligimiz mumkin. Har birimiz qo'limizni olib kelib shunday barmoqlarimizda ushlaydigan bo'lsak, shu yerda o'sha kikirdagimizni bo'rtib chiqqan joyi bor. Mana shu arablarda hanjara deyiladi. Mana shu hamza va hani boshlangan joyi bo'ladi. Nega men hamza va ha deyapman? Chunki ko'pchilik o'quvchilar halqum so'ngi deyilgan paytida mana bu halqum so'ngi deya mana yerdagi chuqurlikni tushunib qolishadilar. Yo'q, emas. Halqum so'ngi o'sha kikirdagimizni bo'rtib chiqqan joyi. Bu ko'proq u ozg'inlarda yana ham bilinadi. Siz kelsangiz bu yoqqa, keling bu yoqqa. Mana men bu qorimizni o'zlarining vujudlaridan ko'rsatib bermasam, men olib ketdim. Mana shu bo'ladi, mana. Mana shu narsa hanjara bo'ladi, mana shu narsa halqum so'ngi bo'ladi. Halqum so'ngi deyilganda faqat mana shuni tushunamiz. Buni tushunmaymiz. Buni tushunishlik xato. Halqum so'ngi bu bo'ladi. Buni endi qara, kekirdak mana shu yerda ishib qolganligini sababi Alloh subhanahu va taolo har bir insonda, odam bolasida, har bir insonda mana shu joyda ahbal savtiya, ya'ni ovoz paychalarini yaratdi. Ovoz paychalari ochilib yopilishlik bilan o'sha tovushlar vujudga keladi. Tovushlar og'zimizdan chiqa boshlaydi. Uni sababi bu yerdagi mana shu ovoz paychalarini ochilib yopilishlik natijasida. Mana shu ovoz paychalari joylashgan joydan hamza bilan ha chiqadi. Men nega bu hamza bilan hani takror aytishligimni endi ko'rdingiz? Halqum so'ngi deyilganda faqat shuni biling. Endi halqumni o'rtasi deyilganda buni tepasi bo'ladi, mana bu yer bo'ladi. Bu yerdan endi ayn bilan ha chiqadi. Chunki summa li aqsal halqi hamzun ha'u va min wasatihi fa'aynun ha'u dedilar Imom Jazariy hazratimiz. Va halqumni o'rtasidan esa ayn bilan ha chiqadi dedilar. Ayn bilan ha demak buni tepasida bo'ladi. Yana aniqrog'i bu yerda Alloh subhanahu va taolo siz o'tirishingiz mumkin. Bu yerda mana shu halqumni o'rtasida mizmoril lisan degan, ya'ni bizni nimamizda o'zbek tilimizda uni hiqildoq deyiladi. U nima desangiz, Alloh subhanahu va taolo har bir insonda yaratdi. Alloh subhanahu va taolo shunday bir xoliq. O'zini kalomida laqad xalaqonal insana fi ahsani taqvim ay fi ahsani sura. Insonni eng go'zal suratda mukammal qilib yaratganligini Alloh subhanahu va taolo bizga o'zi xabar beradi. O'sha hiqildog'imiz nima qilib beradi desangiz, u
yeganimizde, içkenimizde, hatta bir özümüzü, söyleklerimizi yutken peytimizde oşa nefes yolunu tosuvçu bir alet, tosuvçu bir aza. Onu Araplarda mizmar-ı lisan deyiladi. Mizmar-ı lisan degen oşa orundan elbette ayin bilen ha çıkadı. Oşa mizmar-ı lisan bugün, hıkıldak bugün oşa aza, siz ayinini telaffuz kılıçdığınızda o halkum divarlarına azra elbette sürüledi. Mana şu mizmar lisan bo'ladigan bo'lsa, bu halqum devorlari bo'ladigan bo'lsa, deb mana shu mizmar orqaga jilar ekan, orqaga surilar ekan illa yopishmaydi. Yopishsa halqum devorlar bo'lib qoladi. Bu xato bo'ladi. Chunki ayn harfini sifatlardan bayniya, bayniyaligi shuki, uni talaffuz zamoni o'rta holatda bo'ladi. Agar yopishib qolsa bo'lib qoladi. Agar mutlaqo yopishmasdan bizi o'zimiz o'zbeklarimiz, ajamlarimiz talaffuz qiladigan holatda bo'lsa, bo'lib qoladi. Shunda biz bilishligimiz kerakki, mana shu bizmoril lisan, hiqildog'imiz asli uni vazifasi nima edi? Asli uni vazifasi inson yeganda, ichganda og'zidan qaysi bir narsa o'tsa, nafas yo'lini to'suvchi bir a'zo edi. U nafas yo'lini to'sib berib bizga mana shunaqa rohatni olib kelar ekan, shu bilan birgalikda ayni harfimizni chiqishda ham asosiy rolni bajaradigan, asosiy ishni bajaradigan bir a'zo ekan. Agar birimizni mana shu olatimiz, mana shu jihozimiz, mana shu a'zomiz ishlamaydigan bo'lsa, hatto har birimiz o'zimizni so'lagimizga hatto tiqilib olamiz. Subhanahu va taala jalla jalaluhu mana shunday xoliqdir. O Xaliq Azza ve Celle mana şu hıqıldağımızı ayn harfini aynen çıkışlığı için hem yarattı. Ve ha harfini çıkışlığı için hem yarattı. Şimdi onda meşıkta bunu ilmi olarak bildiniz. Meşıkını kök kılıçlıkta bana aynını her biriniz telaffuz kılasız. Hatta ayn aytalmayız. E deyisiz evvel eski. E. Ayn aytalmayız. Aytalmagalliginiz üçün hem oşa aynını özü çıkmayaptık o deyisiz. Şunda O'zbekchadagi o'sha a harfimizni misolda bo'lsa ham a deyaverasiz, lekin a derkan siz barmog'ingizni bu kaftingizni shu barmoqlaringizni shu holatda olib kelasizda, o'sha biz sizga ko'rsatgan o'sha halqum o'rtasiga urasiz. Nima deysiz mana? A deganingizda qarang, ayinni tovushini eshita boshlaysiz. Qarang, endi takrorlayman. Mana shu holatda A. Bunu her bir Uzbek aytiladi. Her bir Acem aytiladi. Çünkü bu A harfi bütün dünya harflerde var. Onu evvelesine A deyiladi. Demek bu cüda hem onsan. A diye ayta başlaydı. Lekin aytişlik canayanı da bana o kolları bilen sekin. Hatta zaba vermegen halde. Sekin bana. A diye ayında cahayı topula başlaydı. Bana şu halatta özünüzü yine işitesiz. Ha. Hatta katta olursanız bana benim halimde tamamınızda buluş bulur. Zinhar katta kura görmek. Sekin astalik bilen bana şunu okuyu başlayısız. Şu halette telaffuz kılıp okuyu başlayısız. Ve görürsünüz ki bir gün özde inşallah Teala ayın çıkardı. Lekin zinhar ben ateyim siz için. Sizge rahmim kelganligimden katta kura kursattım. Mene şu derecede bu kalasız, bunda özünüzge ten carahatı yem yetkizişliğiniz mümkün. Allah özü asresin. Mene şu halde bir kança maşkılarda kıganinizdeki ayin öz özüden arabi ayin bulup aynen Mahmud Halil Husari der kebe te'lemun ya'lemun iyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إعدي عينك استزل وشديد الله سبحانه وتعالى هر برمزي قرآن ده ماخر لردن بولش لگمزي نسيب روزاي لسن اشبو رمضان الشريف لرده tilovatlarımızı, bütün ibadetlerimizi özünü dergahıda hüsnü kabul eylesin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.